Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerimiz devam ediyor. Mü'minun suresindeyiz. Yine oradan devam edeceğiz. 78. ayetten. Mü'minun suresi 23. ayet. Evet, Rahman Rahim, Allah adına kovulmuş şeytanın şerrinden, alemlerin Rabbi olan, Rahman Rahim olan Allah'a sığınalım yine. Evet, 78. ayetteyiz arkadaşlar. Ey insanlar! Rabbinizin mesajlarına kulak verin. Çünkü sizi işitme duyusuyla, görme duyusuyla, düşünme, hissetme yeteneğiyle donatan O'dur. Yine de ne kadar az şükrediyorsunuz. Evet. Yani bütün peygamberlerin çağrısı, bütün mesajların çağrısı budur arkadaşlar. Ey insanlar diye seslenir. Bütün insanları muhatap alır. Rabbimiz o insanlara bir takım nimetler verdiğini söylüyor. Bu nimetler hakikati idrak etmeye dönük buradaki nimetler. Çok temel nimetler. Bakın, çok temel vurgular. Ne diyor arkadaşlar? İşitme duyusu. Yani vahyi işitecek, hakikat sözünü işitecek, Resullerin çağrısını işitecek. Sonra görme duyusu, bütün bir kainatı görecek, varlıkları bu şekilde ne yapacak? İdrak etmiş olacak. Yani evrende ne var ne yok, yeryüzünde, gökyüzünde Rabbimiz neler yarattı, hepsini görecek. Kitapları okuyacak, onları mütalaa edecek. Düşünme, hissetme yeteneğiyle donatan O'dur diyor. Yani bütün bu alımlama mekanizmaları diyelim, yani tabiri caizse, bütün bu alımlama mekanizmalarından kendi zihnine, yüreğine aktardıklarını ne yapacak? Süzecek, onları düşünecek, harmanlayacak. Tabii bütün düşünme süreçleri ister istemez aynı zamanda insanda bir hissiyat da oluşturuyor. Yani düşünce bizim hissimizden kopuk bir şey değil. Yani biz salt, ne bileyim işte, bir robotlar gibi, işte yapay zeka muhabbeti çok yapıyoruz malum. Onlar gibi sadece yani bilgiyi ne yapan, böyle edinen, o doğrultuda hareket eden varlıklar değiliz. Yani o bilgi bizde bir takım hissedişler ortaya çıkarıyor. Yani bizim diğer varlıklardan farklı tarafımız da bu en temelde. Yani bir ne yapıyoruz? Duygularımızı okuduklarımızdan, gözlemlediklerimizden çıkarıyoruz. Hatta çoğu zaman insan davranışları, yani öğrendiği şeylerden değil, hissettikleriyle şekilleniyor. Belki tarihin gidişatı arkadaşlar, yani çoğu zaman, yani onun bildiği doğrular değil. Hatta nedir? İşte bir şarkıda geçiyor ya, gönül fermanı dinlemiyor diye. Bu aslında çok rahat ifade eden, güzel ifade eden bir vurgu diye düşünüyorum. Yani gönlün ferman dinlememesi, gönlün akla baş kaldırması, yani duygu dünyasının, hissiyatın aslında akla baş kaldırması anlamına geliyor. Dolayısıyla Rabbimizin tabii ki bu gönlün disiplinize edilmesi lazım. Yani böyle de bir gerçek var. Tabii bu tartışma açılabilir, genişleyebilir. Biz burada onu genişlemeden önünü kesmiş olalım, yoksa içinden çıkamayız. Yani en nihayetinde bütün bu kabiliyetleri Rabbimiz insana vermiş bir nimet olarak hakikat çağrısını düşünsün. Varoluşuna ilişkin bir takım düşünme faaliyetlerini bulunsun ve doğru bir yola girsin. Yani eğride yanlışta kalmasın. Resulleri aracılığıyla Rabbimizden gelen mesajları ne yapsın? Değerlendirsin. Onun gereğini yerine getirsin. 79. Sizi çoğaltıp yeryüzüne yayan da O'dur. Ve sonunda toplanıp O'na döndürüleceksiniz. Evet. Ama onlar yani her şeyi maşallah biz kendimiz yaptık modundalar. Yani her şeyi biz kendimiz yaptık, kendimiz ettik. İşte yeryüzündeki işte gücümüz, kudretimiz tümüyle işte kendi eserimizdir şeklinde bir takım yargılarda bulunabiliyorlar. Yani bir işte müstani oluşları var maalesef. Halbuki hepsi Rabbimizin bir nimeti arkadaşlar. Hayatı bağışlayan ve ölüme hükmeden O'dur.
geceyle gündüzün birbirini kovalaması onun buyruğuyladır. Öyleyse artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayatı bağışlayan, ölüme hükmeden odur. Ama özellikle geçen yine bir soruşturma vesilesiyle bir arkadaşımız yazmıştı. İşte bu Covid salgını peşinden işte dijital araçların, teknolojilerin insan hayatını kontrol altına alması, egemenler tarafından bir tahakküm aracı olarak bunların kullanılması bağlamında bir soruşturma yürütüyorduk dergimizin sitesi için. Orada da ifade etmişti. Bu yapay zeka, Ufuk Aktaş'la arkadaşımız, anmış olalım bu vesileyle. Yapay zekanın bir tanrısallaşma eğilimi taşıdığını, belki bir şirk anlayışı olarak da bir zirve noktaya bu şirk anlayışının yapay zeka marifetiyle taşınabileceğini söylemişti ki yani haksız değil, ben de o kanaatim, o kanaati paylaşıyorum. O anlamda işte hani Firavun'un yaklaşımları, yani yaşatan da öldüren de benim diye tabiri caizse alemlerin Rabbi olan Allah'la aşık atması da aslında bu minvalde değerlendirilebilir. İnsanda bu eğilim yani yeni değil, çok eski, çok eski kökenleri var. Yaşamak, yaşatmak, işte öldürmek kendi elinde olsun istiyor. Hatta bunu da gerçekleştirdiğini iddia edebiliyor yani duruma göre. İşte insanları cezalandırma hususunda keyfilikleri yapabiliyor. İstediğini işte bağışladığını filan söyleyerek bunu kanıtlayabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla işte bilimin bugün işte klonlamalardan tutalım da diğer faaliyetlere kadar, bir takım organların üretilmesi faaliyetine kadar böyle bir altta iddiası olduğunu modern bilimin, yani görebiliyoruz. Yani bu çok açık bir şey. Dolayısıyla burada bir rekabet var. Yani işte Tanrı'yla diyor biz kapışıyoruz, yani rekabet ediyoruz. Zehabına, böyle bir zehaba kapılabiliyorlar. Evet. Hayır. Onlar sadece geçip gitmiş insanların söylediği şeyi söylerler. Biz öldükten, toza toprağa, kemiğe dönüştükten sonra yeniden diriltileceğiz, öyle mi? Derler. Asla ölümden sonra dirilmeye inanmıyorlar. Çünkü bir hesap verme mantığı işlerine gelmiyor. Dün de bunlara değinmiştik. Ahiretin olmaması onları bu dünyada özgüvenli kılıyor arkadaşlar. Allah'a inanıyorlar. Yani kendilerini yarattığını filan yani düşünüyorlar. Bununla ilgili bir şikayetleri yok. Ama Allah'ın yeryüzüne karışmasını, müdahil olmasını istemiyorlar. Bir de ahiret gününü ısrarla reddediyorlar. Çünkü ahiret gününün olmaması onların yeryüzünde bir tanrısallık iddia etmelerine sebebiyet veriyor, vesile oluyor. Olumlu anlamda kullanmış olalım onlar için. Hesap verebilirlik onları ürkütüyor arkadaşlar. Yani gündelik hayatta da, yani insanların ailede işte annesine, babasına, eşine hesap verebilecek olması onların davranışlarını ne yapar? Biraz terbiye eder. İşte iş yerinde, efendim camide, cemaatte, esnaflıkta, çarşı pazarda eğer birbirimize hesap verebileceğimizi düşünüyorsak birazcık ne yaparız? Tutum ve davranışlarımıza çeki düzen veririz. Bu çok tabii bir şeydir. Yani insan fıtratına da uygun bir tutumdur. O yüzden müşrikler, zalimler ahiret gününü reddetmek durumundalar. Çünkü yeryüzünde hangi kötülükleri yaptıkların aslında bizzat şahidi kendileri. Kendi kendilerine şahitlik yaptıkları için diyorlar ki ya biz şimdi burada istediğimiz gibi top koşturuyoruz. İşte istediğimiz kişinin malını mülkünü yağmalıyoruz. İstediğimiz işte kişiye, gruba, coğrafyaya, ülkeye zulmediyoruz. O zaman bunun hesabını vermek zorunda kalırız eğer ahiret diye bir şey varsa. Bugün kimseye hesap vermiyoruz. İstediğimiz kanunları çıkarıyoruz, istediğimiz yeri yağmalıyoruz. Buranın ağası, efendisi tabiri caizse biziz diye düşünüyorlar. Bu onlara müthiş bir özgüven veriyor. Resullerin söylemi, dedik ya bu söylem üstünlüğü çok önemli arkadaşlar. Yani söylem üstünlüğünü ele geçirmek demek, mücadeleyi büyük oranda kazanmak demek aslında.
Yani karşı taraf bizden 1000 kat daha güçlü olsa bile, eğer özgüven, söylem üstünlüğü bizdeyse, karşı taraf uzun vadede psikolojik olarak üstün kalamayacaktır. Moral ve motivasyonu kesinlikle çökecektir diye düşünüyorum. O yüzden Resuller, hani onların dün anlatmaya çalıştığımız o dönen çarklarını, sistemlerini çomak sokan insanlar olarak, yani baktığınız vakit bir kişi veya 3-5 kişi, yanında genelde ezilenler var. Bunlar yani realde, yani nesnel olarak bir tehdit içeremez diye düşünülürken, sözleri o kadar çok tedirgin ediyor ki egemen sınıfları, onların adeta ayarlarını bozuyor arkadaşlar. Öyle değerlendirmek lazım. Kur'an mesajının etkisini böyle görmeliyiz. Ya baktığımızda yeryüzünde hani hakikaten bizim işte zulüm düzenlerine vaziyet etme şansımız yok gibi görünüyor şu anda. Ama o söylem İslam'ın kurucu mesajı ve bütün egemenlerin sistemlerinin altını oyucu karakteri, onların huzurunu kaçırıcı karakteri bence bugün İslam dünyasına dönük bütün saldırının tek nedenidir. Baktığımızda İslam dünyası hakikaten, biz Müslümanlar da kendi aramızda diyoruz değil mi, öz eleştiri yapıyoruz. Berbat yani, acınası bir haldeyiz. İşte düşünce faaliyeti olarak acınası bir haldeyiz, çökmüşüz. İşte yoksulluklar, işte ne bileyim böyle çaresizlikler bütün İslam dünyasını teslim almış. Birçok ülke açıktan emperyalizmin mağduru olmuş, birçoğu dolaylı olarak. Ama işte böyle bir potansiyel var. Yani bu batılı yaşam tarzına, modern kapitalist yaşam tarzına dönük bir tehdit olarak algılanıyor egemenler tarafından bu potansiyel. Yani bu Kur'an'ın, tevhidin diriltici mesajıdır. Değerli toplu, kendi içerisinde tutarlı ve mevcut paradigmayı tehdit edici bir mesajdır bu. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu bizim salt bir söylem üstünlüğünü, moral motivasyon ve psikolojik üstünlük, sadece Kur'an'ın ahiret üzerinden egemenleri tehdit ediyor oluşunda bırakmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir avantaj. Bunu biraz daha ete kemiğe büründürmemiz lazım. İnsanların işte düşünsel problemlerine, soyut somut bütün meselelerine çare olabilecek somutluklara ulaştırmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Gerçek şu ki bize de bizden önce atalarımıza da aynı şey vaat edilmişti. Eskilerin masallarından başka bir şey değil bu. Tabii küçük düşürülmek isteniyor. Çünkü kendi tehdit algılamaları, yani o algılamalarındaki o ciddiyeti muhatabı, yani İslami söylemi küçük düşürerek ancak aşabileceğini iddia ediyor. Çünkü onun eş değeri olan bir söylemi yok. Çünkü Kur'an'ın tamam, yeryüzündeki bütün toplumsal bireysel meselelere çözümler öneriyor olması gerçeği bir yana, Kur'an başka bir zaviyeden, onların erişemeyeceği bir aşamadan söz açıyor. Ne diyor? Ahiret diyor. Onların lügatinde, terminolojisinde, işte siyasal işte programlarında böyle bir şey yok. Yani ahiret diye bir vurgu yok arkadaşlar. Dolayısıyla asla bununla mücadele edemezler. O yüzden gerçekten hani inanıyorsanız üstünsünüz diyor ya Cenab-ı Allah. İnanıyorsak üstün oluşu lütfen yani bir de bu şekilde anlamaya çalışalım. Yoksa biz insanların haşa efendisiyiz anlamında bir üstünlükten bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. İnanıyorsanız, yani bu ahiret gerçeğine iman ediyorsanız, bir söylem üstünlüğüne sahipsiniz. Bu müthiş bir avantaj. Yani bunu eskiden beri dikkat çekiyoruz Kur'an sohbetlerimizde. Tabii ki başka herhangi bir avantaj da olmadığı gibi burada da yani bu avantaja yaslanıp yan gelip yatmak, tümüyle kerameti oradan beklemek gibi bir aymazlığa, sorumsuzluğa düşmememiz gerekiyor. Dediğim gibi bu söylem üstünlüğünü ete kemiğe büründüren somut, yani projelerle insanlığın karşısına, çözüm önerileriyle
sistemleriyle insanlığın karşısına çıkmamız gerekiyor. Evet, bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani inanıyorsanız üstünsünüz vurgusunu bu zaviyeden değerlendirmeyi, ele almayı lütfen unutmayalım, ihmal etmeyelim. Evet. 84. ayetten devam ediyoruz. De ki, peki yeryüzü ve orada var olanlar kimin öyleyse, biliyorsanız hadi söyleyin bana. 85. Allah'ın diye cevap vereceklerdir. De ki, peki Allah'ın birliğini, eşsiz ortaksız olduğunu kendiliğinizden hatırlamayacak mısınız artık? Dedi ki bunu reddetmiyorlar. Yani Allah bizi yarattı, işte bu kainatı yarattı filan, hiç itirazları yok. Ama tevhidi reddediyorlar arkadaşlar. Tevhid çok önemli bir şey. Yani bizim inancımızın temeli. Yani yaratan da, yöneten de, çekip çeviren de, ahiret günü tekrar hesap sorucu olan da Allah'tır. Bu noktada kendisine herhangi bir ortaklık ne yapmaz? Kabul etmez. Yani ortaklık nasıl? İşte siz Allah'ı tam kabul ettiniz, yarattı filan diye. Ama şöyle kenarda tutuyorsunuz. Orada kal, buraya karışma. Burada bizim kendi heva ve hevesimiz, kendi ilahımız olarak bize yeter diyorsunuz. Sonra başka ilahlar, başka Rablar, başka tanrısal alanlar var ediyorsunuz. Böylece tevhid düşüncesini ne yapmış oluyorsunuz? Zedelemiş, yaralamış, iptal etmiş oluyorsunuz. Peki, peki kimdir yedi kat göğü ve özür dilerim, yedi kat göğü yerinde tutan ve yüce kudret tahtında hükümran olan? İşte yani bütün bir evreni, onun boyutları nedir bilmiyoruz yani. Öyle işte mecazi olarak anlatılıyor. Bütün görünür görünmez mevcudatı, bütün alanları Allah yaratmıştır. Onların arkadaşlar yönetim tahtında, taht burada da tabii anlaşılsın diye elbette ki ifade edilmektedir. Yoksa aşağı Rabbimiz bir kral gibi değil mi? Sadece bir tahtı var da hani orada oturuyor filan. Tabi bu dilin imkanlarıyla alakalı bir şey. Tabi vahiy yücelerden geliyor, Allah katından geliyor. Ama formu yani Arapça, yani bir topluluğun konuştuğu bir dil. Bu dilde canlı bir organizma olarak insanların konuşması, kullanması, yazması, çizmesi zenginleştiriyor. Ya da yoksullaştırıyor, bunları yapmazsa insanlar. O dil yoksullaşır. Büyük sanat eserleri ortaya çıkarmazlarsa, eğitimde falan kullanmazlarsa o dil yoksullaşır. Yani mesela işte bir takım yani diller yasaklanıyor. Vay bu dilde eğitim yapamazsın, vay bu dilde yayın yapamazsın. İşte Türkiye'de de değil mi? Başta Kürtçe olmak üzere büyük diller bu kaderi paylaşıyorlar maalesef. Böyle bir zulüm söz konusu. Kullanmadıkça o dilin kullanım oranı düşüyor. O dilin işte felsefede, düşüncede, işte ilimde, sanatta ki yetkinliği yok oluyor arkadaşlar. Yani zedeleniyor. O da o dile yapılmış en büyük kötülüklerden bir tanesi tabii ki. Bu anlamda arkadaşlar bu taht meselesinden girdik. Tabii burada müteşabihat bağlamında bir mevzu, bir antiparantez olarak buna vurgu yapmış olduk. 87. Hükümran kim? Diyeceklerdir ki Allah. Bunu sembolik bir hükümran olarak kabul ediyorlar. De ki peki artık ona karşı sorumluluk bilinci taşımayacak mısınız? Bence buradaki hükümranlıkları da yanlış anlıyorlar. Yani çünkü yanlış anladıklarını Allah'ın cevabından biz çıkarıyoruz. Yaratıcı anlamında hükümran diyorlar. Yani bunda sıkıntı yok. Belki bir takım işte gökyüzü olaylarının hani dizayn edilmesi bağlamında. Ama ne yapmıyorlar? Yeryüzüne Allah'ı yaklaştırmıyorlar. Bir de ahireti reddediyorlar. Yeryüzüne Allah'ı yaklaştırmayınca, ahireti reddedince de Allah'a karşı takva sahibi, yani muttaki kullar olarak ortaya çıkmıyorlar. Yani Allah'a karşı sorumluluklarının bilincini, bilincine ulaşmıyorlar. Bunun gereklerini yerine getirmiyorlar. Evet. 88. Her şeyin yönetimini elinde tutan, bakın her şeyin yönetimini elinde tutan, koruyup kollayan ama kendisine karşı kimsenin korunup kollanamayacağı kimdir? Biliyorsanız hadi söyleyin bana. Allah diye cevap verecekler yine.
Evet, o çok yüce Allah, yücesidir, yaratmıştır, etmiştir filan. Biz onu hiç tehdit edemeyiz. Peşinden Rabbimiz de şöyle cevap veriyor onlara. De ki peki o halde nasıl böyle aldatılabilirsiniz? Peki bu kadar biliyorsunuz. Bütün bu yönetimi Allah'ın elinde olduğunu, kainatın yaratıcısı olduğunu filan söylüyorsunuz da. Deminden beri tekrar ede geldiğimiz. Yeryüzündeki sorumluluklarınızı niçin yerine getirmiyorsunuz? Hayır. Biz onları hakka ulaştırdık. Buna rağmen onlar yine de yalanı tercih ediyorlar. Arkadaşlar bir yalan uydurmuşlar. Kendileri o yalana inanıyorlar tabii. Yeryüzünde bir takım sistemler kurmuşlar. Devlet sistemleri işte. Bunun altında hukuk sistemleri, eğitim sistemleri, şunu bunu kurmuşlar. Bir de dini sistemler geliştirmişler. İşte tamam, içinde Allah var. Belki işte kitaplar, peygamberler de var bu dini sistemler. Bunun için dini bir takım büyük işte devletler filan, devlet kurumları filan oluşturmuşlar. Ama bunlar arkadaşlar işte o dediğimiz muttaki kul oluşa, işte tevhidi bilince erişmeye dönük bir mahiyet arz etmediği için koca bir yalan. Mesela bugün bizler de mevcut dünyanın gerçekliği, belki burada Franz Kafka'nın dönüşüm hikayesini de yani şey yapabiliriz, yani hatırlayabiliriz. Çok çok daha başlangıç diyelim aşağı yukarı. Bugünleri görse ne diyecekti bilemiyoruz yani Kafka. Orada Gregor Samsa biliyorsunuz kapitalist içerisinde. Yani aslında bir anlamsızlık batağında yani, değil mi? Yani anlamsızlık batağında. Bir makine gibi yani her gün aynı rutinleri tekrar etmekte olan. Bu daha sonra ne yapıyor onun? İşte bir sabah uyandığı zaman kendisini bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor ya. Yani insanlığından çıkaran bir süreç. Evet, artık insan mı, makine mi, bir robot mu nedir yani? Bunu idrak edemiyor. Şunu idrak ettiği şu kesin. İnsanlığı iptal oluyor arkadaşlar. Yani insanlığı bitiyor. Muhammed Esed'in, bu meal tefsirin sahibi Muhammed Esed'in, neyse buraya geçmeden, Franz Kafka'nın kahramanı Gregor Samsa tabii iyileşemiyor, ailesi falan onunla ilgileniyor. Tabii evin geçindirilmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam kız kardeşi romanın sonunda, hikayenin sonunda o iş hayatına atılacak. Yani sonra bir sonraki kuşak, bir sonraki nesil maalesef hepsi yani bu kaderden, bu kapitalist tahakkümden, bu kapitalist tahakkümün, çevrimin insan dışılaştırıcı etkisinden işte kaçamayacakları. Yani biz burada görüyoruz. Yani bu sistem değişmediği sürece. Muhammed Esed'in de işte o Berlin metrosunda eşiyle beraber gözlemlediği sahne arkadaşlar. Orada Berlin metrosunda bir sürü Gregor Samsa var. Ben öyle tasvir edergisi internet sitesinde ufak bir yazı kaleme almıştım. Gregor Samsalar diye. Başka bir şey var mıydı bilmiyorum. Yani kelime önünde arkasında. Yani orada bir metro dolusu Gregor Samsa'yı Muhammed Esed gözlemliyor ve bunu eşine aktarıyor. Eve gelince de zaten Tekasür suresi, evde Mushaf açıktı diyor. Yani Müslüman değil o zaman ama demek ki sürekli Kur'an'ı inceliyor filan. Böyle bir yönelime zaten girmiş daha evvelinde. Tekasür suresindeki vurgulardan çok etkileniyor. Yani aslında okuyor ama o sahneyi kalp gözüyle bir kez daha görüp eşiyle birlikte değerlendirince o insanların anlamsızlık batağında sürekli aynı şeyleri tekrar ede gelen insanların anlamsızlık batağında Franz Kafka'nın kahramanı Gregor Samsa gibi çırpınan karakterlerin, kahramanların o anlamsız yüzlerini görünce irkiliyor. Belki oradan geçen de üzerine durduk ya, bir çak bir aydınlanma yaşıyor. Yani orada işte hani diyor ya Rabbimiz, siz işte muttakiler olursanız size Furkan'ı veririz diyor. Yani Furkan tamam bir anlamı itibariyle Kur'an-ı Kerim için kullanılıyor. Tabii Kur'an Furkan'dır. Hakkı batıldan ayıran ölçüdür. Ama bir de nedir? Onun sayesinde insanın içinde oluşan bir ölçü. Yani doğruyu yanlışı ayırt edebilme yetisi.
İşte orada mesela Esed onu şak görmüş. Halbuki bir sürü Kur'an okuyor adam. Yani sürekli araştırıyor filan. Ama orada başka görüntüler üzerinden okudukları kalbinde yeni bir anlam alanı ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı diyor ya Erdem Beyazıt Savaş Risalesi şiirinde. Geçen okumuştuk. 91. ayetten devam ediyoruz. Mü'minin suresi. Allah asla çocuk edinmemiştir. Ne de onunla beraber başka bir tanrı vardır. Ya bu şu demek, yani Allah insani bir düzlemde değil. Mesela ne gibi? Yunan tanrıları gibi. Başka bir tanrı da olamaz. Yani az önce söyledik, yeryüzünde başka bir iktidar alanına vaziyet eden, yani iktidar alanlarına vaziyet eden, sizin heva ve hevesinizden tutun, devlet tanrılarınız, sermaye tanrılarınız ve benzerlerine kadar. Yani böyle bir şey yok. Yani hiçbir şekilde insani bir zaaf, özellik Allah'a has kılınamaz. Bir de ne olamaz arkadaşlar? İkincil bir tanrısallık onunla birlikte ihtas edilemez. Çünkü eğer başka herhangi bir tanrı olsaydı, her tanrı kendi yarattığı alemi kendinden yana çeker ve şüphesiz her biri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı. Zaten eski Yunan tanrılarının böyle hikayeleri çok değil mi yani? Bir mücadele var aralarında. Bu sefer de ne olur? Yani sadece düşünsene, şu evrende birkaç tanrı olduğunu düşün. Ve işte yeryüzüne dönük. Birisi şuraya yağmur yağdıracağım, öbürü yok ben kuraklık yapacağım. Onları cezalandıracağım. Ne olur o zaman? Bir kaos ve karmaşa olur yani. İşte zaten şirk yeryüzünde bir kaos ve karmaşa çıkarmıyor mu arkadaşlar? Yani tevhidin cari olması durumunda oluşacak bir adalet düzeni şirk anlayışlarınca bombalanıyor, dinamitleniyor. Dolayısıyla insanlığın bugün yaşamış olduğu, içine çırpınmış olduğu çelişkiler toplamının nedeni bu değil mi? Rabbimiz onu zaten çok vazih bir biçimde defaatle ortaya koyuyor. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tasavvur ve tanımlama yoluyla yakıştırdıkları şeylerden mutlak olarak uzaktır. Az önce söylemeye çalıştık. O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir. Ve bunun içindir ki onların kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir. Kesinlikle ne yapıyoruz? İslami, özür dilerim yani. İnsani bir düzlemi, Rabbimizin güç ve kudretini, tek oluşunu, tevhid anlayışının vücut buluşunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsani bir düzlemin dışında algılıyoruz, idrak ediyoruz. Evet, bunun üzerinde durduk epeyce. Evet, 93. ayetten devam ediyoruz. De ki ey Rabbim, sana baş kaldıranların vaat edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, Rabbim, o zaman benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme. Arkadaşlar, yani insan çok önemli. İnsanın işte merkezi bir rolü var. Yani bu tercihlerde, hidayetle olan ilişkisinde. Ama ya sonuçta Rabbimizin güç ve kudretin elindeyiz. Yani her ne kadar bunu biz yaptık desek de bütün bu imkanları bahşeden alemlerin Rabbi olduğu için bu ifadelerde her zaman özenli ve ölçülü olmakla yükümlüyüz. Burada da öyle bir şey çok rahat bir şekilde görülebilir diye düşünüyorum. Rabbim, evet söyledik, 95. İşte böyle dua et. Demek ki burada bir dua öğretiyor bakın peygamberimize ve dolayısıyla Müslümanlara. O zaman buraya tekrar okuyacağız arkadaşlar. Bu da yani bugünkü Ramazan duamız olsun. Bu duayla bereketlensin Ramazan ayımız, oruç iklimimiz. De ki, ne diyecekmişiz? Ey Rabbim,
sana baş kaldıranların vaat edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, yani onun düzenine baş kaldıran zalimler, müşrikler, kötücül güruhlar, gruplar, anlayışlar, sistemler, yapılar, bunların bir azap vaat ediyor Cenab-ı Allah. Ona diyor, şahit olmamı istiyorsan diyor, diliyorsan, Rabbim o zaman benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme. Tabii onlardan biri olursak, onların göreceği azaba dışarıdan tanık olmayız, içeriden tanık oluruz. Yani azaba uğratılanlardan birisi olarak tanık oluruz. 95. İşte böyle dua et, böyle yakar. Şüphesiz biz onlara vaat ettiğimiz azabın bu dünyada dahi gerçekleşmesine seni tanık kılacak güçteyiz. Eyvallah. Elbette ki. Fakat onlar ne söylerse ya da ne yaparlarsa yapsınlar, sen yine de onların işlediği kötülüğü, en iyi yol hangisi ise onunla sav. Bakın burada mücadele yöntemlerine ilişkin, metotlarına ilişkin, başka gruplarda, yani muarızlarımızla ilişkilerimize dönük çok önemli bir öğüt, stratejik bir bilgilendirme söz konusu. Çünkü onların bize yakıştıra geldikleri şeyleri en iyi bilen biziz. Evet. Yani en iyi şeyle sav derken arkadaşlar, evet. Şimdi o kadar güzel ki, kötülüğün başka bir kötülükle değil de hani iyilikle savulması, savuşturulması. Yani çünkü alemlerin Rabbinden bütün alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamber var. O rahmet yani hangi gerekçeyle oluştu? Kur'an-ı Kerim, yani vahiy gerekçesiyle oluştu. Dolayısıyla bu vahyin sevgili arkadaşlar rahmet olabilmesi için kötülüklere böyle aynı çirkinliklerle cevap verilmesi değil. Bu şu anlama gelmiyor elbette. Yani bir direniş, azim ve kararlılığının terk edilmesi anlamına gelmiyor. Peki ne anlamına geliyor? Hep ıslah etmek, onarmak. Yani buradan şöyle akıp gelen bir kötülük ırmağını şöyle iyilik tarafına, iyilik ırmağı tarafına çevirmek diyelim. O kötü sözleri kötü sözlerle karşılayıp tümüyle ortalığın, kötülüğün, kaosun, karmaşanın eline bırakmak değil de onu nötralize edecek bir iyilikle karşılamak arkadaşlar. O iyilik hakikaten yani o kötüyü de bizim potamızda eritecektir. Yani sonuçta ne Firavun kötü değil mi? Düşünün yani İsrailoğullarını köleleştiriyor. Hadi köleleştiriyor, yetmiyor. İşte erkek evlatlarını o Firavun düzeni katlediyor arkadaşlar. Yani kızları sağ bırakıp toplumu işte sınıflara ayırıyor bilmem ne. Şudur budur yani bildiğimiz anlatılar. Yani daha ne olabilir? Yani bu kadar büyük bir zulüm var mı? Yani hakikaten maksimum seviyede bir zulüm düzeni kurmuş mu? Kurmuş yani. Yani onun da tebliğe muhatap olduğunu görüyoruz. Buna inanıyoruz. Yani Musa peygamberi ve kardeşi Harun peygamberi ne yapıyor? İşte gönderiyor Cenab-ı Allah. Firavun'a gönderiyor, ona güzel söz söyletiyor. Ya umulur ki öğüt alır. Yani umulur ki bunlar doğruya varan bir yol tutarlar. Yani onun da Müslüman olma şansı var. Şimdi Halid bin Velid, işte Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz meşhur okçular hadisesi. Arkada 50 kişi yani bir birlikle okçuların, işte okçular biliyorsunuz bazıları maalesef savaşı kazandık diye görev yerlerini terk ediyorlar. Bunu gören Halid bin Velid daha önce de zaten bunu şey yapmış, planlamış böyle bir ihtimali. Zaten bir komutanlık burada bir öngörü sahibi olabilmek yani çok önemli bir şey. Orada Müslümanlar biliyorsunuz arkadan kuşatılıyor çok
büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Hazreti Peygamber yani yaralanıyor, yani öldü diye hatta haberler çıkıyor. Müslümanların morali çok bozuluyor filan filan. Şimdi hani Cahil filminde izlerken biliyorsunuz sonra Müslüman oluyor. Veya Vahşi, Hazreti Peygamber'in işte amcasını Hazreti Hamza'ya şehit ediyor filan. Yani diyoruz ki biz olsaydık yani peygamberin yerinde herhalde bunların yani Müslüman oluşunu kabul etmezdik yani. Ama bu insanların da bir insan olarak tebliğe muhatap olduklarını biz biliyoruz yani. O insanlar da Müslüman olabilirler. Müslüman olmadan önce türlü çeşit zulüm yapmış olabilirler. İşte Hazreti Ömer. Yani kız çocuğunu diri diri gömüyor tabii Müslüman değilken. Yani biz olsak ya işte kızını diri diri gömen adamın kapısına ben gider miyim ya? O adam Müslüman olsa ne olur filan deriz yani. İşte Vahşi Müslüman olunca çekiniyor peygamberin yanına gitmeye. Galiba yani öyle anlatılıyor rivayetlerde. Hazreti Ömer diyor ki din Muhammed'in değil ki yani. Yani din Muhammed'in olsa burada husumet kişiselleştirilebilir. O zaman husumet olur daha doğrusu bu mesele. Ama din Allah'ın din. Yani Uhud'da, Bedir'de, işte diğer savaşlarda birçok insan yani birbirini öldürdü maalesef müşrikler ve Müslümanların taraflarında. Hani baba bir tarafta, oğul bir tarafta. Değil mi? Savaş meydanı yani. Dolayısıyla buradan ebedi bir düşmanlık üretilemez. Ha, Müslümanlığı reddederse, adalet çizgisine gelmeyi reddederse, zulüm de, şirk de, ifsat düzenini sürdürmekte kararlı olursa ya kapışmaya devam. Ama ne olacak? Önce Firavun'a gidip güzel bir söz söyleyeceğiz. O güzel söz ne? Islah düzeni kuralım. Şu senin ifsat kötülük düzenini terk et kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Alemlerin Rabbine meydan okumayı terk et. Bizi yaratan o değil mi? Ahiret günde o diriltmeyecek mi? Evet, dolayısıyla kötülüğü iyilikle savmak. Yani çok büyük bir olay. Yani Hazreti Peygamber'in aslında en büyük örnekliği bu arkadaşlar. Yani insanlık alemine armağan ettiği en büyük örneklik bu. Müthiş bir şey bu. Müthiş sabırlı olmak gerekir. Yani alçak gönüllü olmak gerekir. Kindarlığa meyletmemek gerekir ki biz sıradan insanlar yani bu hatalara çok düşebiliyoruz. Hakikaten bakıyorsun yani bırak büyük yani siyasi kapışmaları filan bırakın. Çok ufak tefek yani vay filanca bana şunu dedi de bunu demedi de öbürü aradı da işte bereki filanca demiş de filan hakkımda bunlar nedir? Bunları inanın yani duymazdan gelmemiz gerekiyor. Çünkü bizim çok daha yüce bir idealimiz söz konusu. Basit hesap evde işte hanım yemek yapmamış da veya işte öbürünün kocası şunu şey yapmamış da oğlunun sözünden alınmış ya tabii ki bir işleyişimiz olacak yani edepli bir aile ve toplumsal ortam ya buna zaten itiraz etmiyoruz. Ama bir takım insani zaaflar olabilir. Bunların hemen çok büyütmek bize yani bir Müslümana yakışmaz ama bunları yapabiliyoruz maalesef. Bu hataları düşebiliyoruz. Bu da çoğu zaman işte yüce ideallerin terk edişiyle ortaya çıkan arızalar. Düşünün yani bir insanın kafası, işte algısı, kalbi sürekli daha yüce ideallere, düşüncelere odaklandıysa böyle basit mevzularla kendisini ve yakınlarını, sevdiklerini helak eder mi? Etmez. Ve de ki ey Rabbim, tüm kötü dürtülerin kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum. Rabbim onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum. Bütün kötü dürtülerden ve açık yani düşmanlarımızın açık saldırılarından da Allah'a sığınacağız. Bizim Allah'tan başka bir yani sığınağımız olabilir mi? Ne güçlü, ne güzel, ne kudretli bir sığınaktır. Ve o sığınak bizi mutlak manada koruyacaktır arkadaşlar. Yani bunu yeryüzündeki bir takım yani aceleci beklentilerimiz çerçevesinde algılayıp değerlendirmeyelim lütfen. En büyük yani sığınak, Rabbimizin sığınak olmasının en büyük tesiri sevgili arkadaşlar, öncelikle
bir iman itminanı, bir gönül huzurunda ortaya çıkar ve nihai manada da ahiret günü cennetiyle ödüllendirmesinde. Ahiret günü bizi şaşkın ve sahipsiz bırakmamasında ortaya çıkar ki bunları da önceki derslerde dile getiren ayetleri okumuştuk, onları da değerlendirmiştik. Evet. İnşallah öyle olur. İnşallah o sığınakta barınırız sevgili arkadaşlar. 99. Ölümden sonraki hayata inanmamakta direnip de kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birine sonunda ölüp çatınca ısrar ediyorlar ya. İlla diyorlar Sacit ya bu nedir bu? Ölümden sonrasına inanmakta, inanmamakta ısrar ediyorlar. Onun gerekçelerine durmuştuk. Bu dünyadaki düzenleri bozulacak. Çünkü ey Rabbim der, beni hayata geri döndür, izin ver döneyim. Öyle pişman olmuş ki. İzin ver döneyim de daha önce göz ardı ettiğim konularda dürüst ver demişler göreyim. Yani pişman olmamak elde mi? Orada Rabbi tarafından yalnız bırakılmak. Orada şaşkın, çaresiz gezip dolaşmak. Yani bir kapı arıyor. Yani bir tanış yok mu? Yani bu dünyada biz o kadar bir şebekeydik. Yani o tanışlar nereye gitti? Bana el verecek, rüşvet verelim. Yani malımız, mülkümüz filan. Hoş, onların da artık orada bir hükmü olmadığını anlıyor. O çaresizlikten Rabbimiz hepimizi korusun. Aziz Müslümanlar. Onun söylediği şüphesiz yalnızca boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü bir kere dünyayı terk etmiş bulunanların ardında yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir ölüm engeli bulunmaktadır. Evet. Ve sonra kıyamet suru üflendiği zaman o gün artık ne aralarındaki kan bağları işe yarayacaktır ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir. Yani hısım akraba nerede? Yani bütün o yani sülaleler, aşiretler veya partiler, cemaatler, o kadar kayıtlı üyeler filan neredeler? Hiçbiri herhangi bir yardımda bulunamayacaktır diyor arkadaşlar Cenab-ı Allah. Ve o gün İyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelen kimseler, işte kurtuluşa erişecek olanlar böyleleridir. O mizanda onun nasıl olduğunu bilmiyoruz somut olarak yani. Rabbimiz anlayalım diye böyle şeyler söylüyor, tartıdan bahsediyor. İyi davranışlarımız, salih amellerimiz inşallah ağırsa kurtulacağız arkadaşlar. Ama tartıda hafif çekenlere gelince, yani salih amellerin hafif çektiyse ne yapacaksınız? Ne olacaksınız bakalım? Ya ne olacağız yani? İşte cehennemde yerleşip kalmak üzere kendi kendilerine yazık edenler de böyledir. Ya insan bile bile lades der mi yani? Kendi kendine yazık eder mi? İşte ettiler ve maalesef tartıda salih amelleri hafif geldi arkadaşlar. Ateş onların yüzlerini kavuracak. Ve dudakları acıdan çarpılmış olarak orada kala kalacaklar. Yani çok etkili kıyamet günü tasvirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Seyyid Kutub'un da bu çerçevede bir kitabı var ya. Yani hakikaten insanı çok ürkütüyor. İnsanı derinden etkiliyor arkadaşlar. Derinden sarsıyor böyle. Yani o acizlik ve çaresizlik durumuna niye düşsün insanlar? Ama düşüyorlar. Kimse onları düşürmüyor arkadaşlar. Nasıl düşüyorlar peki? Kendi kendilerine yazık edenler. Kendi kendilerine yazık etmişler. Hani annen diyor ya sadece sana bak kendine yaparsın yani. Hani eğer okumazsan, yazmazsan, ne bileyim böyle çalışkan bir insan olmazsan yani işlerini yürütemezsin bu dünyada. O da ne yapar? Seni üzer. Maalesef ya olmadı, niye böyle olduk diye insan dövünüp durabilir. Aslında son bir sayfa var. Burayı okuyayım çünkü evet yani burayı bitirirsek yeni bir sureden yarın başlamış oluruz. Ve Allah onlara
mesajlarım size ulaştırılmamış mıydı ve siz de onları yalanlayıp durmamış mıydınız diyecek. Bile bile. Ey Rabbimiz diye yakaracaklar. Bize kötü talihimiz galebe çaldı. Ve biz de bu yüzden eğri yola saptık. Ya niye talih olsun ya, sen kendin saptık diyorsun yani, değil mi? Yüklem değil mi Sacit? Saptık. Yargı bildiriyor bak. Kendin yapmışsın yani çok kararlı bir şekilde. Yoldan çıkan kimseler olduk. Evet. Temsili bir konuşma var. Aman Allah'ım. Yani tamamen Allah'ın size vermiş olduğu serbest irade, özgür irade sonucu siz bu kararları aldınız. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek o zaman gerçekten zalim kimselerden oluruz. Yine aynısını söylüyorlar. Bize tekrar bir mühlet ver. Fakat Allah onlara kalın kaldığınız yerde bu bayağılığınızla ve benimle bir daha asla konuşmayın diyecek. Yani daha ne diyebilirse yeterince yeryüzünde ömür vermedi mi? Bir sürü elçiler, resulü, kitaplar göndermedi mi? Takipçiler göndermedi mi? 109. Bakın kullarımın arasında ey Rabbimiz biz sana inandık. Öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı. Çünkü gerçek acıyanımız, esirgeyenimiz sensin diyenler de var. Evet. Onlar inandılar yani dünyada. Ahiret günü dirileceğiz dediler. Ahiret günü bilinciyle yaşadılar dünya hayatlarını. Bak böyleleri de var diyor Cenab-ı Allah. Ne olacak şimdi? Fakat siz onları alay konusu yaptınız. Yani inanmadığınız yetmiyormuş ki bir de onlarla alay ettiniz. Niye alay ediyorsunuz? İnananlara alay ettiğiniz yetmiyormuş ki bir de zulmettiniz. Evet. Nerede kaldık? Öyle ki bu sonunda size beni anmayı büsbütün unutturdu. Bu durum, bu alay edeydi artık kendinize hakikate yabancılaşıyorsunuz. Çünkü hep gülüp durdunuz onları. Alay ettiniz, işte zulmettiniz. Eğlendiniz onlarla ama bakın güçlüklere göğüs germelerinden ötürü bugün onları mükafatlandırdım. İşte bahtiyar olacak olanlar böyleleridir. Onlar direniş ehli oldular. Neye karşı direndiler? Sizlerin zulümlerinize karşı direndiler. Evet. Burada da ne diyor? Bima saberu. Sabredenler, direnenler. Ama gerek zulme karşı direnemedikleri için, gerek işte nefislerine hoş geldiği için sizin yolunuza meyletselerdi, onlar da sizin gibi kaybedenlerden olacaklardı. Nefislerin hoş geldiklerine direndiler. Sizin zulümlerinize direndiler. Direniş sonunda buradaki mükafatı, güzelliği hak etmediler mi? Ettiler. Ama siz ne yaptınız? Hem nefsinizin işte hoşunuza gidenleri, şeytanın size fısıldadıklarını yapmakta imtina etmediniz. Bu yetmiyormuş gibi doğru yolda olanlara da zulümler ettiniz. Onlara da alay ettiniz, onlara güldünüz, dışladınız, onların bütün hakkına, hukukuna tecavüz ettiniz. Ve sonunda maalesef böyle kaybettiniz. Evet. Göğüs gerdiler diyor arkadaşlar, direndiler diyor güçlüklere karşı. O yüzden mükafatlandırıldım diyor. İşte bahtiyar olacak olanlar böyleleridir. Ve Allah azaptakilere yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye soracak. Şimdi bakın, önceki derslerimizde çokça geçen bir mevzuya doğrudan bir ayet üzerinden tekrar gelmiş olduk. Bakalım sadece şimdi o zalimlere, kafirlere diyor ki Allah, üşüyor musun? Soğuk, evet. Diyor ki, kaç sene kaldınız yani yeryüzünde? Bakalım yani şimdi şöyle bir geçmişi yoklayalım bakalım. 113. ayette diyorlar ki, orada bir gün kaldık yahut bir günden daha az. Aman Allah, duyuyor musun Sacit? Orada diyorlar bu zalimler, halbuki bunlar yeryüzünde ne yapıyorlardı? İktidar sahibiydiler. Her tarafa güçleri, kudretleri yetiyordu.
inim inim inletiyorlardı insanlığı. Kendi zulümleri, sömürüleri altında. Hiç yıkılmaz zannediyorlardı kendi güçleri, iktidarları. Ahiret gün ne diyecekler? Yeryüzünde ne kadar kaldığını sorusuna bir gün ya da daha az diyorlar. Aman Allah'ım yani. 100 sene, 200 sene, 500 sene, 1000 senelik imparatorluklar kurmuşlar. Hoş kendileri o kadar yaşamasalar da bireysel olarak. Bunu zamanı saymasını bilenlere sor diye cevap verecekler. Çünkü çok şaşkınlar. Bunun üzerine Allah, orada sadece az bir vakit kaldınız. Bunu bir bilseydiniz. Az bir vakit. Zaten yeryüzüne 1000 sene de kalmış olsalar, o sınırlı ya, o bitiyor ya. Çünkü ahiret yurdu sınırsız ya, orada sonsuza kadar bir cezaya maruz kalacaklar ya. O yüzden 1000 değil ya, yeryüzünde 10.000 senede iktidar sürseniz, zevk-i sefa sürseniz, o süre sınırlı yani. Evet, kayıtlı yani, 10.000 sene. Biter. Ve öldükten sonra bir gün gibi geliyor zaten. Yani gerçekten yaşadık mı oluyor. Çünkü ahiret günü sınırsız. Sınırsızın yanında 10.000 de olsa, 100.000 de olsa bir yıl toplamı, yıllar toplamı sınırlıdır. Ve geçicidir. Geçici olan her şey de bu manada insan için hiçbir şey ifade etmez. 116. Öyleyse artık bilin ki Allah yüceler yücesidir. Amenna ve sadakna. Mutlak hüküm ve egemenlik sahibidir. Bunu ahiret günü göreceksiniz. Ahiret günkü tabloyu önden size söylüyorum diyor Cenab-ı Allah. Sırf Müslümanlara tüyo vermiyor. Onlara da tüyo veriyor ki akıllarını başlarına devşirsinler, ama yok. Nihai gerçektir. Nihai gerçek Allah'tır. Hepsi yalan, yanlış. Şimdi bazı şarkı sözlerini de bunlar yansıyor. Bilerek mi yapıyorlar, bilmeden mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Her şey yalan, gerçek sensin diyor hep arabeskte. Nihai gerçektir. Ondan başka Tanrı yoktur. Çok yüce, çok cömert hükümranlık makamının sahibi O'dur. Evet, Mü'minin suresinin sonunda arkadaşlar ne yapıyor? Bu gerçeği üzerine basa basa bir kez daha Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Öyleyse artık kim ki hakkında hiçbir delile sahip olmadığı halde Allah'la beraber başka bir Tanrı'ya yakarırsa, bunun hesabını Rabbinin katına mutlaka verecektir. Ve şüphesiz hakkı böylece inkar etmiş olanlar asla kurtuluşa, esenliğe erişemeyeceklerdir. Arkadaşlar, hiçbir biçimde Rabbimiz şirke razı değil ve çok büyük bir günah olarak telakki ediyor. Yani şirk illa bir puta, bir nesneye tapınmak olmadığını söylemiştik. Onların sembolize ettiği anlam alanından bahsetmiştik arkadaşlar. Onların güç ve iktidarlarını Rabbimize ortak koşmayacağız. Onlara bakarak Rabbimizi unutmayacağız. 118 son ayet Mü'minin suresinde. Öyleyse ey inanan kişi, de ki Rabbim beni bağışla, bana acı. Çünkü gerçek acıyan, esirgeyen sensin. Tekrar bir Ramazan duası olmasa sebebiyle okuyalım. Öyleyse ey inanan kişi, de ki diyor Cenab-ı Allah, Rabbim beni bağışla, bana acı, bana merhamet et. Çünkü gerçek acıyan, esirgeyen sensin. Evet arkadaşlar, Mü'minun suresinin de sonuna gelmiş olduk. Ya Mü'min suresi de hakikaten çok etkileyici, etkili bir sure. Başındaki pasajda özellikle çok derli toplu müminlerin işte özelliklerini bir arada veren bir bölüm var. Ayetler toplamı var. Ora zaten birçok Kur'an çalışmasında ele alınır. Yani Kur'an sohbet halkalarında mutlaka sizler de birçok defa onları değerlendirmişsinizdir. Evet, inşallah yarın kaldığımız yerden yeni bir sureyle Kur'an sohbetlerimiz, Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerine devam edeceğiz. Bu vesileyle, evet Sacit diyor, bu vesileyle deyince bil ki diyor, sohbetin sonuna gelmiş oluyoruz. Bu vesileyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, hoşça kalın.